Şu anda olimpik süreçteyiz. 2020 olimpiyatlarına hazırlanıyoruz ve çok yoğun bir süreçten geçiyoruz. %50'lik puan dilimlerini bitirdik. Şu anda %100'lük puan dilimlerindeyiz. Önümüze büyük Grand Prix, Grand Slam, Masters gibi çok büyük ve olimpiyata puan veren maçlar var. Şu anda kota içerisindeyim. Fakat bu kota içerisinde olmamız olimpiyata kadar, yani puan maçları bitene kadar bir rahatlık tanımıyor bize. Çünkü puanımızı korumamız ve kotada kalmamız gerekiyor. Yani arkamızda olan başka ülkelerden, başka sporculardan kişiler puan olarak önümüze geçtiğinde biz kotadan düşebiliyoruz. Bu yüzden kotayı Mayıs ayına kadar korumamız gerekiyor. Olimpiyata zaten her siklette 19 kişi gidebiliyor. Böyle çok yoğun bir süreçten geçiyoruz şu anda. Bu sene Zagreb Grand Prix'te 3. oldum. Orası bana güzel puanlar verdi. Ondan önce Kanada'da üçüncülük maçı yaptım, 5. oldum. Üçüncülük maçı yaptığım kişi Arjantinliydi. Son olimpiyatın 2016'da olimpiyat şampiyonu olmuş. Ona çok güzel bir mücadele gösterdim. Ve son saniyelerde, son 30 saniyelerde hiç olmadık bir şekilde düştüm ve 5.likte kaldım. Ama oradan da güzel puanlar aldım. Şu anda önümüzde yine çok yoğun bir süreç var. Ailemizden çok ayrı kalıyoruz. Sürekli kamp dönemlerinde mücadele ediyoruz. Sürekli maçlara gidiyoruz. Belki hani 2 haftada, 3 haftada bir sürekli maçlardayız ve 2 haftada, 3 haftada bir döndükten sonra da hiçbir şekilde hani evimize gitmiyoruz. Sadece hazırlık dönemi olarak geçiriyoruz. Judo zor bir spor. Siklet spor olduğu için diğer sporlardan, yani diğer takım sporlarından olsun birazcık daha zor olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü sürekli kilomuzu korumamız gerekiyor. Sürekli aynı siklette kalmamız gerekiyor ve 1-2 hafta aralıklarla olduğu zaman da hani yememize sürekli düzen göstermemiz gerekiyor. O yüzden ben birazcık daha zor bir spor olduğunu düşünüyorum. Hani siklet sporu olması açısından. Bunun dışında zaten birebir mücadele olduğu için aslında güzel bir spor. Hani ferdi olduğu için o gün ben iyiysem çok güzel sonuçlar alabiliyorum. Ben kötüysem hani tamamen kendimde bitiyor. Takım sporları gibi daha çok hani bir takım olmak değil de kendimde bittiği için bazı şeylerin hani sorumluluğu daha çok bana kalıyor. Biz kendimize kalıyor. Bu yüzden aslında çok seviyorum ben judoyu. Judo yapmak çok güzel. Ben bunun gibi işte telefon kapağımda zaten olimpiyatın simgesi var. Olimpiyatın maskotu var. Sürekli olimpiyat madalyası var telefonlarımızın ekranlarında, sürekli görüyoruz sürekli. Çünkü şu anda bu kadar yoğun bir süreç, bir olimpiyat da sonuçlanacak ve biz oraya gitmek için bu kadar çabalıyoruz ve orada altın madalya almak da bizim şu anda en büyük hayalimiz ve oraya kadar ulaşmışken orada hani sadece gitmek için gitmek istemiyoruz. Biz oraya gittiğimizde altın madalya almak istiyoruz. Benim çekimde hiçbir sporcu yok. Sonuçta biz maça çıkıyoruz. O da aynı şekilde. Ben de çok çalıştım, o da çok çalıştı. Belki onun daha fazla tecrübesi var. Belki yaş olarak daha büyük oluyor. Belki daha fazla maça gitmiş oluyor. Belki daha büyük dereceleri oluyor. Ama ben minderde bildiğim judoyu yapıyorum. O da aynı şekilde. Bu kadar uğraşıyoruz. Bu kadar ailemizden ayrı kalıyoruz. Yani benim hedefim çok büyük yani. Hani ben buradaysam, eğer burada ben bu kadar ter döküyorsam, bu kadar zamanımı burada harcıyorsam, burası benim hayatım oldu. Yani hedefim olimpiyatta şampiyon olmak, olimpiyatta altın madalya almak. İnşallah oraya gidebiliriz ve orada da altın hedefimiz olan altın madalyayı alırız. Benimki 5 dakika. Başka imza falan nasıl söyleyeyim ben çıkıyorum. Söyledim vallahi arkadaşlara.